Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle Açıklamalı olarak Mecelle'nin ilk yüz maddesi. İlmi fıkhın tarif ve taksimi beyanındadır. Madde 1. İlmi fıkıh, mesaili şer'iyeyi ameliyeyi bilmektir. Fıkıh ilmi, pratik şer'i meseleleri bilmektir. İslam dininin şeriatin emirleri, iman, amel ve ahlak olarak üçe ayrılır. İşte şeriatin amel denilen kısmını, yani insanların yapması gereken hususları bildiren ilim dalına fıkıh ilmi denir. Fıkıh, lugatta bilmek, anlamak, ıstılahta ise beden ile yapılacak şer'i hükümleri bildiren ilim dalıdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, fıkıh, kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir şeklinde tarif etmektedir. Daha sonra gelen fakihler bunu fıkıh şeriatin yani İslamiyetin ameli meselelerini bilmektir şeklinde tarif etmişlerdir. Ki Mecelle'nin ilk maddesi de böyledir. Fıkhi meseleler ya ahiret işine dairdir ki ibadet hükümleridir veya dünyaya dairdir ki münakehat, aile, muamelat, alışveriş ve ukubat suç ve ceza kısımlarına ayrılır. Cenab-ı Hak bu dünya düzeninin takdir edilen zamana kadar devam etmesini irade edip bu ise insan neslinin devamlılığına ve bu da insanın üreyip çoğalmasına ve bu da evliliğe bağlıdır. İnsan ise mizacının itidali dolayısıyla sürekli gıda, mesken ve elbise bakımından sınai işlere muhtaçtır. Bu da fertler arasında dayanışma ve ortaklık doğmasına bağlıdır. Özetle insan medeni yaratılışta olduğundan diğer hayvanlar gibi tek başına yaşamayıp medeniyet örtüsünün genişlemesi üzerine yekdiğeriyle yardımlaşma ve ortaklığa muhtaçtır. Halbuki herkes kendine uygun olan şeyi ister ve zahmet veren şeye kızar. Bu sebeple aralarında adalet ve düzenin bozulmadan korunması için gerek evlilik ve gerek medeniyet için gerekli olan yardımlaşma ve ortaklık hususlarında bir takım şer'i sağlam kanunlara ihtiyaç vardır ki, ilki fıkhın münakihat kısmı ve ikincisi muamelat kısmıdır ve medenileşme işinin bu yönde devamlı olması için ceza hükümlerinin düzenlenmesi gerekir. Bu da fıkhın ukubat kısmıdır. İşte bu muamelat kısmının çokça meydana gelen meseleleri, muteber kitaplardan toplanıp kitaplara ve kitaplar baablara ve bablar fasıllara taksim olunmak suretiyle bu mecellenin hazırlanmasına başlanmıştır. İşte mahkemelerde uygulanacak fer'i meseleler, aşağıdaki bablar ve fasıllarda zikrolunacak meselelerdir. Ancak derin hukukçular, fıkhi meseleleri bir takım külli kaidelere indirgemişlerdir. Ki her biri birçok meseleleri içine alarak fıkıh kitaplarında umumiyetle kabul edilmiş esaslardan olmak üzere bu meselelerin ispatı için delil alınırlar ve öncelikle bu kaidelerin anlaşılması meselelere aşinalık hasıl eder ve meselelerin zihinlerde yerleşmesine vesile olur. Dolayısıyla 99 fıkhi kaide toplanarak maksada başlamadan önce aşağıda zikredilmiştir. Gerçi bunlardan bazısı tek başına alındığında bazı istisnaları bulunur ise de yek değerini tahsis ve takyid ettiklerinden, şarta bağlayıp istisna getirdiklerinden toptan küllilik ve umumiliklerine halel gelmez. Madde 2. Bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Yani bir iş üzerine tereddüt edecek hüküm, o işten maksat neyse ona göredir. Bir işe, fiile bağlanacak hüküm, o işte maksada göredir. Bu söz, ameller niyetlere göre değerlendirilir mealindeki hadisi şeriften alınmıştır. Söz gelişi, alıyorum, satıyorum gibi müdari sigasıyla satış yapılır, ancak şimdiki hal kastedilirse, akit muteber olur. Yine mesela hataen adam öldüren kimseye öldürme kastı bulunmadığı için kısas yapılmaz, diyet öder. Maksadın ne olduğunu anlamak ancak dışa vuran bir fiille olur. Mesela lokatayı yani kaybedilmiş bir malı yolda bulan kimsenin ilan etmesi, bunu ileride sahibi çıkarsa geri vereceğine delil teşkil eder ve kusuru olmaksızın elinden çıkarsa ödemez. İlan etmezse gasp ettiğine delalet eder ve herhalde ödemesi gerekir. Yalnız kastetmekle bir iş hukuki değer taşımaz. Mesela hanımını boşamayı, birisine bir şey hediye etmeyi, bir malını vakfetmeyi, birinin malını gasp etmeyi kastetmekle o işi yapmış sayılmaz. İslamiyet'te zihinden geçen kötü fiiller affedilmiştir. Haset, suizan yani insandaki nimetin gitmesini istemek, onun için kötü düşünmek gibi günahlar bunun dışındadır. Yani bunlar zihinden geçmekle işlenmiş sayılır. Bir kimse kendisine emanet bırakılmış olan bir malı gasp edip iade etmemeyi kastetse, bu sırada mala bir zarar gelse, kusuru olmasa bile öder. Bir kimse bir ticaret malını kullanmak için alsa da, sonra satmayı kastetse zekat vermez. Ama aynı malı ticaret niyetiyle alsa, zekatını vermesi lazım gelir. Bazı fiillerin hukuki netice doğurması için kasıt aranmaz. Mesela nikah, talak bey, hibe, kira, vasiyet, ıtk, köle azadı, vekalet, ida, vedia verme, iare, ariyet verme, kaz böyledir. Yani bu tasarruflar için gereken lafızları kullandığında o kimsenin niyeti bu olmasa bile şaka, latife veya hata yapmışsa dahi hukuken hüküm doğurur. Bir kimse bu malımı sattım dese, karşı tarafta aldım dese, sonra satıcı ben malımı satmayı kastetmemiştim dese buna itibar olmaz. Sirkat, hırsızlık suçunda da niyet aranmaz. Kişinin hakiki maksadını bilebilmek hayli zor olduğundan hukukçular neticesi için kasta bırakılmayan bu gibi hükümlerin sahasını oldukça geniş tutmuşlardır. Öyle ki bu maddelerin hükmü neredeyse istisna durumuna gelmiştir. Nitekim şaka maksadıyla da olsa birinin malını almak gasp'tır. Şakayla veya rol gereği bile olsa nikah Talak, ricat, boşadığı kadına geri dönme, itk, köle azadı, yemin ve nezir, adak, sahihtir. Çünkü nikah, talak ve ricatin şakası da ciddi gibidir mealinde bir hadisi şerif vardır. Ancak şakadan veya yalandan talakı ikrar etmekle, yani ben zevcemi boşamışım veya boşamıştım demekle yahut zevceni boşadın mı diye sorana evet diye cevap vermekle talak vaki olmaz. Hatta böyle yapacağına önceden iki şahit tutarsa mahkeme de bu talakı muteber tutmaz. Akdi kurarken şaka yaptığını açıkça söylerse, mesela şakadan sattım derse akit hiç sahih olmaz. Küfür lafızları da bunun gibidir. Bir kimse alimlerin ittifakla küfür olduğunu söylediği bir sözü veya bir işi onun küfür olduğunu bilerek ve isteyerek yani zorlanmaksızın ve hata etmeden söyler ve yaparsa mürted olur yani İslam dininden çıkar. Birkaç manaya gelebilen küfür lafızlarını söyler de ben o manayı kastetmemiştim derse mürted olmaz. Namaz kılmam diyen bir kimsenin bu sözü üç ihtimal taşır. Çünkü namazımı kıldım veya fasık olduğum için kılmam ya da senin emrinle kılmam. Bu üç halde küfür olmaz ama namaz farz değildir diye inanıyorsa küfürdür hata, cehil, unutma, ikrah ve küfür vaki olmaz. Yani küfür olduğunu bilmeden söylerse veya yanlışlıkla yahut birisi tarafından tehdit edilerek söylerse mesul olmaz. İbadetlerde farz olanlar ancak niyetle sahih olur. Farz olmayan ibadetler niyet aranmaksızın muteberdir. Ancak vakıf kurmak, Kur'an-ı Kerim okumak, yemek yedirmek gibi kurbet olan işler ancak niyetle ibadet sayılır. Nitekim gayrimüslimler de vakıf kurabilir, Kur'an okuyabilir, yemek yedirebilir ancak bunların yaptıkları iyi işler İslam dini açısından ibadet sayılmaz. Müslüman vakıf kurarken, Kur'an-ı Kerim okurken ibadet etmeyi, sevap kazanmayı niyet ederse bu yaptığı ibadet olur ve sevap kazanır. Hukuki tasarruflar ile kastın farklılaşması ehliyet arızalarında görülür. Hata, hezil, şaka, nisyan, unutma, ikrah, zorlama ve sarhoşluk gibi hallerde kasıt ile fiil veya söz arasında muvafakat uyum olmayabilir. Bu takdirde bazen fiil veya söze itibar edilir, bazen edilmez. Bunları ayrı ayrı ele almak gerekir. Hata Hata enişlenen suçun vasfı değişir. Şahsa karşı işlenen suçlarda kısas değil, diyet ödenir. Zevcesi zannederek başkasıyla beraber olsa zina sayılmaz. Kendi malı zannederek başkasının malını alsa gasp sayılmaz. Akitlerde hata nazara alınmaz. Ancak bu gibi hallerde eğer iş mahkemeye intikal etmişse, kişiyle Allah arasındaki vaziyet muteberdir. Yani karısını hataen boşayan, mesela zevcesine hitaben sen boşsun kelimesini kullanan, ama şu anda işin yok manasını kasteden kimsenin bu boşaması kazaen muteberdir ama diyaneten muteber değildir. Bu iş mahkemeye intikal etse hakim evliliğin sona erdiğini hükmeder ancak mahkemeye düşmeyip de bu kişi hataen boşadığını müftiye arz ettiğinde müftü gerçekten hata ile boşamışsa talakın sahih olmadığına hakikatte evliliğin devam ettiğine fetva verir. Kadı olmayan yerlerde de böyledir. Kadının yanında talak meselelerini tekrar eder yahut bir kitaptan naklederek karım boştur sözünü söyler yazarsa veya başkasının sözünü hikaye ederse kendi karısını kastetmedikçe asla talak vaki olmaz. Kadın kocasına talak sözünü söylemeyi öğretir de erkek manasını bilmeden söylerse talak vaki olmaz. Medhuş denilen ve hiddetinden ne söylediğini bilmeyen kimsenin tasarrufları da geçersizdir. Ancak iki şahit bunu işitip söylerse kaza en muteberdir. Hezil şaka. Hezilde kasıt vardır ama neticeyi istememektedir. Hezil ile işlenen suçlar kasıt ile işlenmiş sayılır. Şaka ile söylenen küfür lafızları insanı küfre sokar. Şaka ile yapılan akidler de muteber sayılır. Şaka ile yapılan nikah, talak ve ricat muteberdir. Alimler bey, satım, hibe, kira gibi akitlerde buna kıyas etmişlerdir. Ancak şaka ile yaptığını açıkça söylerse ve önceden şaka ile yapacağını iki şahit tutarsa akit geçersizdir. Şakadan veya ikrah zorlama ile mesela hanımını boşadığını veya bir malı sattığını ikrar eden kimsenin bu ikrarı diyaneten geçersizdir. İki şahit tutmuşsa kaza ende geçersizdir. İkrah, zorlama, İkrah altında yani birisi tarafından tehdit edilip zorlanarak yapılan satım akti gibi akitler sonradan fesh edilebilir. Ancak nikah, talak, ıtk, ricat, kısası af, yemin, nezir, zıhar ve ilada böyle değildir. Hanefi dışındaki üç mezhepte ikrah ile talak muteber değildir. Hanefiler ikrahı şakaya kıyas etmiştir. Nitekim ikrahta da kasıt vardır ama neticeyi istememektedir. Sekir, sarhoşluk. Bilerek ve isteyerek sarhoş olan kimsenin bütün tasarrufları muteberdir. Ambeli mezhebinde sarhoşluk nasıl meydana gelirse gelsin, sarhoşun tasarrufları muteber değildir. Madde 3 Ukudda itibar makasız ve meaniyedir. Elfaz ve mebaniye değildir. Ukud akidler, makasıd kaf ile maksatlar, meani manalar, elfaz lafızlar, mebani mebniler, mebni üzerine bina edilen şey, bey bil vefa, bir malı bedelini iade ettiğinde geri almak şartıyla satmak, rehin borç olarak bir malı alacaklıda veya başka adil bir kimsede emanet bırakmak demektir. Borç ödenince mal iade olunur, ödenmezse rehin verilen kimse bu malı alıkoymaya veya gerekirse satıp alacağını almaya hak kazanır. Akitlerde sözlere ve şekillere değil, maksatlara ve manalara itibar edilir. Dolayısıyla vefaen yani bir malı bedeli ödendiğinde geri alma şartıyla satışta rehin hükümleri cariydi. Çünkü her ne kadar sattım deniyorsa da temlik değil, alacağı emniyet altına alma ve kuvvetlendirme maksadı söz konusudur. Ölürken malımı falancaya hibe ettim dese, vasiyet olarak kabul edilir. Çünkü hibe sağlar arasında olur. Kabz yani bağışlanan şeyin teslim alınması da şarttır. Kabz edilmeden taraflardan birisi ölse hibe batıl olur. Ancak ölen kimsenin hibesiyle vasiyeti kastettiği kabul olunur. Bazı yerlerde nikah aktinde sattım sözünün kullanılması örf ve adettendir. Burada satım akti söz konusu olmadığı aşikardır. Misafire iltifat olsun diye evim senindir dense burada maksat evi bağışlamak değil misafire kıymet verdiğini göstermektir. Bu söz halk arasında evimde kendi evin gibi rahat et manasında kullanılması örf olmuştur. Üstelik evim senindir sözü hibe ettim, hediye ettim gibi bir icap değil, bir şeyi yalandan hikaye veya ikrar etmektir. Hibe ancak kabz ile tamam olacağından evim senindir diyen ev sahibinin evi teslim etmemesinden de niyetinin hibe olmadığı anlaşılır. Ama şaka olarak evimi sana hibe ettim deyip teslim etse ve karşı tarafta kabul eylese hibe muteberdir. Şu kadar ki bu madde sözlere itibar etmenin mümkün olmadığı hallerde muteberdir. Yoksa sözler, maksatları ifade eden vasıtalar olduğu için tümüyle ihmal edilemez. Bu maddenin istisnaları vardır. Söz gelişi, semen, satış bedeli konuşulmadan yapılan satış, hibe, bağışlama sayılmadığı gibi, bir malı bedelsiz kiralama da ariyet, ödünç demek değildir. Bankalar, kredi faizini veya kredi kartı komisyonunu muamele masrafı adıyla tahsil etseler caiz olur. Çünkü bankanın bu muamele için masraf yaptığı bir gerçektir. Böyle bir masraf söz konusu olmasaydı, başka bir isim de verilse caiz olmazdı. Çünkü bu durumda maksadın faiz tahsil etmek olduğu anlaşılırdı. Madde 4. Şek ile yakin zahil olmaz. Şek, şüphe, yakin, kati olarak bilinen şey, zail, zeval bulmuş, yok olmuş. Kati olarak bilinen bir husus şüpheyle bozulamaz. Abdest aldığını iyi bilen bir kimse sonradan bu abdestin bozulduğuna şüphe etse abdestli kabul edilir. Bir kimse bir başkasını tüm alacaklarından ibra etse, yani mesela hakkımı helal ettim dese, sonra da tarihsiz olarak bu kimseden bir alacağı bulunduğunu söylese bu talebi dinlenmez. Çünkü İbra yakın kesinlik alacak ise şek şüphe arz eder. Ancak alacağı ibradan sonraki bir tarihe aitse bunu talep edebilir. Temiz olup olmadığı bilinmeyen su temiz kabul edilir. Çünkü suyun aslı temizdir. Necis olması için şüphelidir. Kazancının bir kısmı gayrimeşru olan bir kimsenin verdiği malın gayrimeşru yollardan geldiği yakinen bilinmediği zaman bu malını satın almak veya yemek caizdir. Belki birisinin mülküdür diye aveti yememek, belki besmelesiz kesilmiştir veya ehli kitap olmayan birisi kesmiştir diyerek kasaptan et almamak, belki sahibi ölüp varisine geçmiştir diyerek ariyet aldığı evden çıkmak vesvesedir. Bu şüpheleri gösterecek bir nişan, bir alamet olmadıkça ehemmiyet vermemelidir. Şüpheli şeylerden kaçınmakta herkesin hali bir değildir sıradan insanlarla yüksek hasletli kimselerin kaçınacağı şüpheli şeyler aynı değildir. Nitekim Küfe şehrinin köylerini haydutlar basıp koyunları kaçırmışlardı. İmam Ebu Hanife bu çalınan koyunlar şehirde kesilip halka satılabilir düşüncesiyle o günden beri 7 sene küfede koyun eti alıp yemedi. Çünkü bir koyunun en çok 7 yıl yaşayacağını öğrenmişti. Yüksek hasletli kimseler şüpheli olan bir şeyden sıradan bir kimse gibi kaçınmaya kalkarsa buna vesvese denir. Nitekim İmam Gazali, İhya Hulumiddin ve bunun hülasası olan Kimya-i Saadet kitaplarında bir bahsi bu konuya tahsis etmiştir. Şüpheli şeylerin hükmünün ne olduğu hususunda da altı görüş vardır. 1- O iş ne haram, yasak ne de helaldir. 2- Helaldir. 3- Haramdır. 4. Mevkuftur yani hükmü askıdadır. 5. Mekruhtur yapılması yasak olmamakla beraber hoş görülmemiştir. 6. Veraen mekruhtur yani yapılmasına ruhsat verilmişse de yapılmaması azimettir, iyidir. Gasp köpek ile avlanmak, çalınmış bıçakla hayvan kesmek tahrimen mekruhtur. Gasp edilmiş balta ile odun kesmek daha hafif, cuma namazı kılınırken alışveriş daha da hafif mekruhtur. Şarap yapan kimseye üzüm satmak, tenzihen, fitne çıkaranlara silah satmak tahrimen mekruhtur. Gayrimüslime işçi olarak çalışmak caiz ama uşaklık yapmak mekruhtur. Müslümanın kilise tamirinde çalışması caizdir ama tayyip yani hoş bir kazanç değildir. Yol kesicilerden hırsızlık malı satıldığı bilinen çarşı ve pazarlardan mal satın almak caiz değildir zalimlerle, hile ve hıyanet edenlerle, yemin ederek mal satanlarla, dükkanında haram mal ticareti yapanlarla alışveriş edilmez. Zalim olup olmadığı bilinmeyen ancak zalim görünüşündeki kimselerle ellerindeki malın meşru malı olduğu bilinmedikçe alışveriş yapılmaz. Bir kimsenin tanımadığı, adil veya zalim olduğunu bilmediği kimselerle alışveriş yapması caizse de bunları araştırdıktan sonra alışveriş yapması vera olur malı helal ve haramla karışmış olan kimseden bir şey almak caizse de almamak veradır. Çocuk bakkaldan şeker, meyve gibi kendisine yarar bir şey satın almak isterse, burada valisinin icazeti izni bulunduğu şüpheli olduğundan onu satmak caiz değildir. Eğer tuz, pirinç gibi şeyler almak isterse satılır. Çünkü velisinin izin verdiği anlaşılır. Çocuk böyle şeyleri kendisi için almaz. Madde 5. Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır. Bir şeyin bulunduğu şekilde devam ettiğine hükmolunması olunması esastır. Bu prensip, İslam hukukunun tali delillerinden istishabın bir ifadesidir. Hayat, evlilik, mülkiyet gibi hususların devamlılığının kabulü hep bu prensibe göredir. Buna en güzel misal de mefkudun vaziyetidir. Ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ve bulunduğu yer ile hayatta olup olmadığı bilinmeyen kimseye mefkud denir. Mefkud, ölümü delille yani mesela iki adil şahitle ispatlanana veya mahkemece ölümüne hükmedilene kadar sağ kabul edilir. Nikahı, yaptığı kira ve vekalet gibi akidleri devam eder, malları mirasçılara taksim edilmez. Çünkü hayatta olmak asıldır. Ölümü bir delille ispatlanınca veya mahkeme ölümüne hükmedince malı varislerine taksim edilir. Kira ve vekalet akitleri sona erer. Karısı, ölüm iddeti 4 ay 10 gün bekledikten sonra başkası ile evlenebilir. Mefkud sonradan sağ olarak çıkıp gelirse bu mahkeme hükmü batıl olacağı için varislerin elinde bulunan mallarını ve zevcesini geri alır. Borçlu hukuken sabit olmuş bulunan borcunu ödediğini iddia etse Alacaklı da ödemediğine dair yeminde bulunsa, alacaklının sözü de kabul edilir çünkü burada borçluluk asıldır. Bu maddenin de istisnaları vardır. Mesela kendisine emanet bırakılmış olan kimse, bunu sahibine iade ettiğine dair yemin etse kabul olunur. Halbuki emanetin devam ettiğine hükmolunmalıydı. Bir hibede bulunan kimse bu hibesinden dönmek istese, kendisine hibede bulunan şahıs da bağışlanan şeyi tükettiğini söylese, yemin aranmaksızın sözü geçerlidir. Halbuki hibe olunan şeyin helaki, yani tüketilmesi arızi bir sıfat olduğundan hibede bulunanın sözüne itibar edilmeliydi. Ama edilmiyor. Madde 6 Kadim, kıdemi üzre terk olunur kadim kıdem sahibi daha eski kıdem eskilik öncelik meşru bir şekilde eskiden beri devam eden bir şey aksine delili olmadıkça devam eder kadimin manası ve mahiyeti yine mecellenin başka bir maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir kadim oldur ki develini bilür ki mesne olmaya yani kadim bundan önceki durumu bilen kimsenin hayatta bulunmadığı şeydir Eskiden beri süre gelen mürur, geçiş, mesil, su akıtma, mecra, su alma irtifakları bu prensibe göre devam eder. Yani bir yerde bir yol varsa ve bundan önce onun yerinde ne olduğunu bilen kimse de bulunmuyorsa orası yol olarak devam eder. Birisi çıkıp da burası benim tarlamdı diyemez. Herkesin istifade ettiği pınar ve kuyular da böyledir. Eskiden beri herkesin su aldığı bir kuyu için birisi çıkıp da mülkiyeti bana aittir iddiasında bulunamaz. Madde 7. Zarar kadim olmaz. Zarar müruru zamana uğramaz. Gayrimeşru bir iş kadimden beri yapıla gelse de buna itibar edilmez. Fahiş bir zarar söz konusu ise giderilir. Bu madde bir önceki maddenin kadim kıdemi üzere terk maddesinin istisnasıdır. Mesela eskiden beri umumi yola akan bir pis su kanalı yani çirkap veya çirkef, Evlerden umumi yola çıkan şahnişler yani cumbalar kadim olsa bile umuma zarar verdiği için izale olunur. Kadimden beri bu çirka bakıyordu veya kadimden beri bu cumba vardı. O halde kimse dokunamaz denilemez. Zarar kadim de olsa giderilir. Ancak bu çirkap kadimden beri bir başkasının arsasına akıyorsa bu arsa sahibi akıtmazlık edemez. Çünkü bu meşru bir haktır. Bundan anlaşılıyor ki, kadim bir zarar umuma dair ise bu 7. madde gereği kıdeme itibar edilmemekte. Ancak hususi bir zarar ise 6. madde gereği kıdeme itibar edilmektedir. Madde 8. Beraet-i zimmet asıldır. Binaen ala zalik bir kimse birinin malını telef edip de miktarında ihtilaf etseler söz mütlifin olup mal sahibi iddia ettiği ziyadeyi ispata muhtaç olur. Beraet, beri olma, uzak olma, masum olma, zimmet, bir insanın maddi veya itibari mal varlığı, herkesin sahip olduğu mallar ve haklar, ödemekle mükellef olduğu borçlar zimmetini teşkil eder. Binaen ala zalik, buna binaen, bundan dolayı, telef, Yok etme, mütlif, telef eden. Bu da yukarıdaki beşinci maddeyle yani şek ile yakin zail olmaz maddesiyle yakından alakalıdır. Borçsuzluk ve masumluk asıldır. Dolayısıyla bir kimse birinin malını telef edip miktarı belirlenemese borçsuzluk esas olduğundan malı telef eden kimsenin sözü esas alınır. Bir kimse bir başkasından alacak dava etse ispat yükü kendisine düşer çünkü borçlu olmama vaziyeti esastır. Ceza hukukunda da böyledir. Bir kimsenin suçlu olduğu iddia edildiğinde bunu ispatlamak itham edene düşer. Suçla itham edilen kimse yani zanlı bu suçu işlemediğini ispat etmek zorunda değildir. Bir kimseye borçlu veya suçlu olduğu iddiasıyla dava açıp da borçlu veya suçlu olmadığını ispat et demek abestir. Bu prensip ceza hukukunun en mühim kaidesidir. Dünya hukukuna da İslam hukuku ile girmiştir. Madde 9. Sıfatı arizda asıl olan ademdir. Mesela şirketin mudarebede kâr olup olmadığına ihtilaf olunsa, ademi asıl olduğuna binaen söz müdaribin olup sahibi sermaye kâr olduğunu ispata muhtaç olur. Arız sonradan olan Adem yokluk, müdarebe emek sermaye şirketi, müdarip emek sahibi ortak. Bu da bir önceki beraeti zimmet asıldır maddesiyle bağlantılıdır. Sonradan arız olan ortaya çıkan geçici arızi sıfatlarda esas olan bir şeyin yokluğudur. Mesela müdarebe emek sermaye şirketinde yani sermaye bir ortaktan emek ise diğerinden olduğu şirkette kar olup olmadığına dair ihtilaf çıktığında yokluk asıl olduğundan emek sahibinin sözüne itibar edilerek sermaye sahibi karın varlığını ispatlamak zorundadır. Borçsuzluk ve masumluk esastır. Ancak bu da arızi sıfatlar için bahis mevzudur. Çünkü asli sıfatlarda aksine vücut yani varlık esastır. Nitekim sıhhat, bekaret, hayat hep asli sıfatlardır ve bunların var olması prensiptir. Ancak mesela şirkette kar, satılan malda ayıp gibi hususlar arızi sıfatlar olduğundan bunların bulunmaması esastır. Varlığın ispatı gerekir. Bu prensibin istisnaları vardır. Mesela hibe eden, bağışlayan hibesinden dönmek istese, kendisine hibe yapılan da hibe olanan malı tükettiğini iddia etse, söz yemine gerek kalmaksızın kendisine hibe edilene aittir. Halbuki malın helaki yani tüketilmesi arızi bir sıfattır. Hibeden rücu etmek, dönmek sahihtir. Ancak mal tüketilmişse, mesela hediye edilen mum yakılmış, şeker yenilmişse artık hibeden rücu mümkün değildir. Madde 10. Bir zamanda sabit olan şeyin hilafında delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur. Binaen ala zalik, bir zamanda bir şey bir kimsenin mülkü olduğu sabit olsa, mülkiyeti izale eden bir hal olmadıkça mülkiyetin bekasıyla hükmolunur. Beka, kaf ile devamlılık, baki olmak, hilafına, zıttına, izale, gidermek. Bir şeyin geçmiş zamanda gerçekleştiği biliniyorsa aksine delil bulunmadıkça eskisi gibi devam ettiği kabul olunur. Aynı şekilde bir şeyin şu anda sabit olduğu biliniyorsa geçmişte de böyle olduğu aksine bir delil bulunmadıkça kabul edilir. Buna tahkimul hal, şimdiki halin hakem kılınması denir ve mecellenin 1683. maddesinde zikredilir. Bir kimsenin mülkü olduğu bilinen şey, mülkiyeti gideren satış bağışlama gibi bir vaziyet söz konusu olmadıkça mülk olarak kalmaya devam eder. Bu da bir önceki maddeyle yani sıfatı arızda asl olan Ademdir maddesiyle alakalıdır. Mesela mefkudun yani nerede bulunduğu ve hayatta olup olmadığı bilinemeyen kimsenin hayatta kabul edilmesi bu maddelerde tanzim olunan istishab prensibinin gereğidir. Ancak bir kimsenin öldüğü güçlü bir delille söz gelişi iki adil şahit ile ispatlanırsa veya ölüm tehlikesi halinde kaybolduğu, bindiği gemi batmış veya cephede kaybolmuş ya da bulunduğu ev tamamen yanmış gerekçesiyle mahkemece ölümüne hükmedilirse artık bu mahkeme hükmü mefkodun hayatta oluşu vakasının hilafına delil teşkil eder. Mesela bir baba gayip oğlunun malını nafaka olarak kendisine harcasa, oğul sonradan gelip babasının zengin olduğu halde kendi malını nafaka olarak harcadığını iddia etse ve bunu ispatlayamasa, baba şu anda fakirse geçmişte de böyle olduğu, dolayısıyla nafaka olarak oğlunun malını sarf etmeye hakkı bulunduğu kabul edilir. Baba ve anne fakirse çocuklarının malından yiyebilir, zenginse yiyemez, yerse tazmin eder. Madde 11. Bir emri hadisin akrebi evkatında izafeti asıldır. Yani hadis olan bir işin sebep ve zamanı vukuunda ihtilaf olunsa, zamanı baide nispeti ispat olunmadıkça hale akrep olan zamana nispet olunur. Hadis, hadesten yani sonradan ortaya çıkan, hadis, söz, akrep, kurptan yani daha yakın anlamında evkat, vakitler, izafet, bağlamak. Sonradan ortaya çıkan bir işin uzak bir zamanda meydana geldiği ispatlanamazsa şimdiki hale en yakın zamanda gerçekleştiği kabul edilir. Mesela ölen bir kimsenin ölümünden önce yaptığı ikrarın zamanında ihtilaf da olsa ölüm hastalığında yapıldığı kabul edilir. Bir kadın kocasının kendisini maraz mevtinde yani ölüm hastasıyken boşadığını, Dolayısıyla iddeti içinde kocasının vefatıyla varis olduğunu iddia etse, diğer varisler ise sıhhatteyken boşadığını söyleseler söz kadınındır. Bu prensibe 8. maddede geçen beraet-i zimmet asıldır prensibi istisna getirmektedir. Nitekim bir malı satışa vekil olan kimse o malı azledilmeden önce satıp teslim ettiğini müvekkil de azlini öğrendikten sonra satıp teslim ettiğini iddia etse satılan mal mevcut ise müvekkilin sözüne aksi takdirde vekilin sözüne itibar olunur. Madde 12. Kelamda asıl olan manayı hakikidir. Kelam söz manayı hakiki gerçek mana Söz hakiki, mecaz veya kinayedir. Fener'deki mumu yak sözü hakikattir. Feneri yak sözü mecazdır. Fener'deki mumun yakılması kastedilmektedir. Filanın kılıçbağı uzundur sözü o kimsenin uzun boylu olduğundan kinayedir. Bir sözde esas olan hakiki manadır, mecaz değildir. Bir ihtiyaç olmadıkça mecaz manaya gidilmez. Mesela evlat sözü çocuklar demektir. Evlat Arapça velet kelimesinin çoğuludur. Evlada yapılmış bir vakıfta vakfedenin çocukları varsa vakıf lehtarı olarak bunlar kabul edilir. Torunlar değil. Ama vakfedenin evladı yoksa ve torunları varsa evlat sözünden artık torunları anlaşılır. Mesela şu ev falanındır denince mülk anlaşılır, kira değil. Madde 13. Tasrih mukabelesinde delalete itibar yoktur. Tasrih, açıklamak, sarahaten, sarih olarak, açıkça söylemek, delalet, dal ile söylenir, delilden yol göstermek, dalalet, dat ile sapıtmak, mukabele, kaf ile karşı karşıya kalmak. Açık olmayan bir sözden bir mana çıkıyorsa bu söz buna delalet ediyor denir. Bir söz veya fiilde açıklık söz konusu olduğunda başka mana aranmaz şunu demek istedi, bunu demek istedi, bu sözden şu mana çıkar denilmez. Sarahat yoksa delalete göre hareket edilir. Mesela bir kimsenin masasının üzerindeki bardakla su içmeye delaleten izni vardır. Kırılsa ödemek gerekmez. Ama önceden bunu yasaklamışsa artık tasrih söz konusu olduğundan ödemek gerekir. Mesela bir adam bir malı bağışladım dediğinde bağışlama tamamdır. Artık karşı tarafa kabzet yani al demesine ihtiyaç kalmadan o mal teslim alınabilir. İstanbul'da yapılan bir satım akdinde semen Fransız altını üzerine kararlaştırılırsa sonradan bu şehirde revaçta olan Osmanlı altını verilemez. Çünkü Fransız altını olarak tasrih söz konusudur. Bu madde bir önceki maddeyle yani kelamda asıl olan manayı hakikidir maddesiyle alakalı olduğu gibi ileride zikredilecek olan 61. madde de bununla alakalıdır. Madde 14. Mevrid-i Nas'ta içtihada mesa yoktur. Mevrid, vurud eden, gelen, Nas, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisi şerifler, Mevrid-i Nas hakkında Nas olan mesele. İçtihat burada kıyas manasına gelir ki, naslarda hükmü bulunmayan bir meseleyi hükmü verilmiş olana benzetmek demektir. Mesa izin. İslam hukukunun asli kaynakları sırasıyla kitap, sünnet, icma ve kıyastır. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takrirleridir. Bir işi görüp karşı çıkmamalarıdır. Bu ikisine nas denir. İcma, bir asırda bulunan müçtehit hukukçuların bir meselenin halli hususundaki ittifaklarıdır. Kıyas ise hükmü verilmemiş bir meseleyi önceden ayeti kerime veya hadisi şerife dayanarak hükmü verilmiş bir meseleye benzeterek çözmek demektir. Kıyas, ey ilim sahipleri, itibar ediniz yani bilmediklerinizi bildiklerinize kıyas ediniz ayeti kerimesiyle emrolunmuştur. Mesela katilin öldürdüğü kimsenin mirasına hak kazanamayacağı hadisi şerifle sabittir. Kendisine vasiyette bulunan bir kimseyi öldüren kimse de buna kıyasen vasiyete hak kazanamaz. Ancak hakkında kitap ve sünnette açık hüküm bulunan meselede kıyasa gidilemez. Mesela her Müslüman talak ve zıhara ehildir. Gayrimüslim de talaka ehildir. Buna kıyasen zıhara da ehildir denilemez. Çünkü zıhar kefaretinde köle azat etme imkanı yoksa peş peşe altmış gün oruç tutulur. Halbuki gayrimüslim oruç tutmaya ehil değildir. Böylece aslın hükmü ferde değişmiş olacağından burada kıyas yapılamaz. Zıhar erkeğin zevcesini veya yüz, baş, ferç gibi uzvunu mahreminin bakması caiz olmayan yerine benzetmesidir. Senin başın anamın sırtı gibidir demek gibi. Zihar yapanın oruç kefareti gibi kefaret yapmadıkça zevcesine yaklaşması yasaktır. İmam Ebu Hanife kıyas nasa tercih edilseydi unutarak oruç yemeği hata en yemeye kıyas eder ve orucun bozulacağını söylerdi. Ne var ki hakkında hadis varid olmuştur. Binaenaleyh nas kıyasa tercih edilir ve unutarak yemekle oruç bozulmuş olmaz demiştir. Madde 15. Ala il kıyas, sabit olan şey, saire makisun aleyh olmaz. Hilaf, zıt, ala il kıyas, kıyasa zıt olarak, sabit, sübut bulmuş, kesinleşmiş, hükmü verilmiş, makisun aleyh, kendisine kıyas edilmiş. Kıyas usulüne aykırı olarak nasla sabit olmuş veya zaruret icabı kabul edilmiş bir hüküm, buna benzer başka meselelere delil olmaz. Nitekim mevcut olmayan bir şeyi satmak caiz değildir. Buna göre selam veya istisna akdi caiz olmamak gerekirdi. Selam, piyasada misli bulunan standart bir malı, yani mesela henüz yetişmemiş buğdayı veya fabrikada henüz imal edilmemiş arabayı satmaktır. İstisna, sanat sahibine bir eser yaptırtmak, mesela tüccar terziye elbise diktirtmek demektir. Madem ki mevcut olmayan bir şey satılamıyor, buna kıyasen selam ve istisna akti de caiz olmamalıdır. Fakat insanların ihtiyacı, zaruret sebebiyle Hz. Peygamber selam ve istisnaya izin vermiştir. Dolayısıyla selam ve istisna akitleri kıyasa aykırı olmakla beraber nasile sabittir. Artık nasıl olsa selam ve istisna caizdir. Öyleyse buna kıyasen mevcut olmayan her şeyi satmak da caiz hale gelir denilemez. Çünkü selam ve istisna akitleri ihtiyaç sebebiyle kıyasa muhalif olarak kabul edilmiştir. Sünnet olmasaydı kıyas yapılır ve bunlara caiz değil denilirdi. Şufa hakkı da kıyasa aykırı olarak kabul edilmiştir. Bir gayrimenkul satıldığında bunun ortağı veya komşusu veya bu malda irtifak hakkı bulunan kimse satış bedelini ödemek şartıyla o malı satın alma hakkına sahiptir. Buna şufa hakkı denir. Sünnet ile sabittir. Halbuki kıyasen caiz olmamak gerekirdi. Çünkü herkes malını istediği kimseye satabilir. Ama sünnet insanların ihtiyacı sebebiyle burada bir istisna getirmiştir. Vakıflarda icareteyn ve mukata usulleri de kıyasa aykırı olarak kabul edilmiştir. İcareteynli vakıflarda bir vakıf gayrimenkul harab olsa, vakfında tamir ettirecek parası olmasa, vakıf o gayrimenkulü kıymeti kadar para alarak birisine kiraya verir. Bu para ile üzerine bina yaptırır. Bu bina vakfa aittir. Kiracı ayrıca her sene az bir miktar da kira öder. Çünkü vakıf malını satmak caiz değildir. Mukatalı vakıflar da aynı şekildedir. Ancak burada binayı yaptıran da maliki de kiracıdır. Her ikisinde de kiracı malı başkasına devredebilir. Ölse bile tasarruf hakkı varislerine geçer. Eğer böyle kiraya verilmese vakıf gayrimenkulleri boş kalır, vakıflar harap olurdu bu vakıf türleri ihtiyaca binaen kıyasa aykırı olarak kurulmuştur. Çünkü vakıflarda kira en çok 3 yıllığına olur ve mirasçıya geçmez, başkasına da devredilmezdi. Mülk, gayrimenkullerde de vakıflara kıyasen icareteyn ve mukata usulü uygulanamaz. Bu tür vakıflarda da mülk gayrimenkullere kıyasen şufa hakkı cereyan edemez. Halk arasındaki su misal emsal olmaz sözü bu kaideye benzer. Kötü misal başkaları için misal teşkil etmez demektir. Birisinin gayrimeşru bir iş yapması, hatta bu fiillerin cemiyete yayılması başkasına da bunu işleme hakkı vermez. Madde 16. İçtihat ile içtihat nakz olunmaz. İçtihat, Cehd kökünden lügatta çok uğraşmak, ıstılahta Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflerden hüküm çıkarabilmek. Naks, bozma. Bir müştehidin usulüne uygun olarak yaptığı bir içtihat, bir başka müştehidin aynı konudaki bir başka içtihadını bozmaz. Bu içtihat da hükmünü devam ettirir. Bir başka deyişle, bir müştehid içtihadıyla başka bir müştehidin içtihadını kaldıramaz. Bu prensip gereğince İslam hukukunda bir hakimin usulüne uygun bir şekilde verdiği hüküm bir başka hakime götürülerek bozulamaz. Bir başka deyişle gerekçesiz olarak istinaf etmek caiz değildir. Bunun istisnası sultanın emridir. Sultan bir davanın tekrar görülmesini emretmişse bu davaya yeniden bakılıp ilk hüküm hukuka aykırıysa bozulabilir. İçtihadi meselelerde sultanın tercih ettiği içtihada göre hüküm verilir. Hadis-i şerifte içtihatta bulunanın içtihadında isabet ederse on, edemezse bir sevap alacağı haber verilmektedir. Çünkü maksadı hakikati bulmaktır. Allah katında hakikat bir tanedir. Ama usulüne uygun içtihat edip de doğruyu bulmakta isabet edemeyen müçtehide hata izafe edilemez. Müştehidin içtihadının ayeti kerime, sünnet-i nebevi veya icmaya aykırı olduğu ortaya çıkarsa bu içtihat zaten baştan itibaren sahih olmadığından kendisi veya başka bir müştehid tarafından bozulur ve onunla amel asla caiz olmaz. Çünkü hatası zahir olan zanna itibar yoktur. Müştehitler iştihad ettikten sonra yeni bir bilgi, mesela bir hadisi şerif öğrendikleri zaman veya insanların ihtiyaçları, örf ve adetler değiştiği ve zaruret olduğu zaman iştihadlarını değiştirebilirler. Buna tecdidi iştihad, iştihadın yenilenmesi denir. Müştehit artık önceki iştihadından rücu etmiş, dönmüş sayılır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin neshedilmesine benzer. Nitekim bazı ayet-i kerimeler muvakkat bir zaman için konulmuş, sonra bir başka ayet-i kerime ile nesh edilmiş, yani bu yürürlülük zamanının bittiği bildirilmiştir. Artık önceki ayete uymak caiz olmaz. Hz. Peygamber de benzer meselelerde farklı zamanlarda farklı hadisi şerifler buyurmuş, hatta bir hususta hükmettikten sonra daha doğru olduğunu düşündüğü başka bir içtihatla hüküm verdiği de olmuştur. Hazreti Ömer bir hususta içtihad etmiş, kendisine daha evvel buna benzer bir hadisede farklı bir hüküm verdiği hatırlatılınca o zaman öyle içtihad etmiştik, şimdi böyle içtihad ediyoruz demiştir. İmam Şafii de Irak'tan Mısır'a geldikten sonra burada başka türlü içtihatlarda bulunmuş ve Irak'taki içtihatlarına uymaktan talebesini men etmişti. Bu takdirde o müçtehidin daha önceki içtihadına göre yapılan işler sıhhatini muhafaza eder. Bunların yeniden yapılması veya düzeltilmesi gerekmez. Bundan sonraki işlerde artık yeni iştihada uyulması icap eder. Eskisine uyulamaz. Artık tercih ehli olan yani mezhep imamının içtihadının delillerini iyi bilen alimler, örf, zaruret, maslahat veya delilin kuvveti sebebiyle müştehidin önceki içtihadını tercih edebilir. Mesela Şafi alimleri 17 bir rivayette de 22 kadar meselede İmam Şafii'nin Irak'taki iştihatları ile amel edilmesini uygun görmüşlerdir. Bir müştehidin aynı meselede birbirinden farklı iştihatları varsa, bunların hangisinin önceki iştihat olduğu bilinmiyorsa veya bunlardan birisi sonraki alimler tarafından tercih edilmişse herhangi birine uyulabilir. Aynı mezhepteki müçtehitlerin farklı iştihatlarından herhangi birine uymak da caizdir. Ancak sonradan gelen mezhepte müştehitler bu iştihatlardan birini dilinin kuvveti veya zamanın değişmesi gibi bir sebeple tercih etmişse fetva böyledir, racih kavil budur, bu kavil sahihtir, müftabih kavil budur gibi sözler söylemişlerse artık mukallit için bu tercihe uymak lazım olur. Bir zaruret varsa diğerine de uyulabilir. Madde 17 Meşakkat tesiri celbeder Meşakkat zorluk, teysir kolaylık, suubet zorluk, Vüs'at, genişlik, ruhas ruhsatlar, tahfifat hafifletmeler, istihrac çıkarılma. Zorluk kolaylığı getirir. Yani zorluk kolaylığa sebep olur. Darlık zamanında genişlik gösterilir. Karz, havale gibi pek çok fıkhi hükümler bu esasa dayanır. Fakihlerin şer'i hükümlerde gösterdiği ruhsatlar ve hafifletmeler hep bu kaideden çıkarılmıştır. Selam akti, gaben muhayyerliği yani aldatılarak bir malın fahiş fiyatla satılması durumunda alıcının akti bozabilmesi şahitlik üzerine yani birisinden işittiği husus hakkında şahitlik edebilmesi, ikrah ile yapılan bey, hibe gibi akitlerin muteber olmaması, insanın hayatında yerine getiremediği borç ve iyiliklerin yapılması için vasiyet edebilmesi, erkeğin evleneceği kadını görmeksizin nikahının caiz olması bu esasa dayandığı gibi, evleneceği kadını ve lev şehvetle de olsa görmesi insanın yürütemediği evliliğe talak ile son verebilmesi gibi hususlar hep bu kaideye müstenittir. Bu madde ve sonraki birkaç tanesi İslam hukukunun fer'i kaynaklarından istihsan müessesesinin ifadesidir. İstihsan bir örf, zaruret ve maslahat olduğu zaman kıyası buna göre yapmaya denir. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez ve Allah size kaldıramayacağınızı yüklemez mealindeki ayeti kerimeler ile dinde hayırlı olan kolaylık göstermektir ve kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, yaklaştırınız, nefret ettirmeyiniz hadisi şerifleri bu prensibin delilidir. Fıkıh ilminin hayli kısmı bu esasa dayalı olarak vaz edilmiştir açlıktan ölmemek için dinen ve hukuken yasaklanmış olan leş, domuz eti yemek caiz olduğu gibi susuzluktan ölmemek için şarap da içilebilir. Yine bu sebeplerle başkasının malını ondan izinsiz alıp yemek ve içmek de caizdir. Cinayetlerde ceza verebilmek için en az iki erkeğin mahkeme huzurunda şahitliği gerekir. Ancak erkeklerin şahitlik edemeyeceği hususlarda mesela kadınlar hamamında işlenen bir cinayet için kadınların şahitliği de kabul edilir. Ancak bir işin meşakkat olduğunda yapılmaması hakkında açık bir nas varsa bu iş yapılamaz. Meşakkat sebebiyle başkasını öldürmek caiz olmaz. Açlıktan ölmemek için birini öldürüp yemek caiz değildir. Birisini öldürmesi için ölümle tehdit edilen kimse de o kimseyi öldüremez. Fakat öldürürse tehdit edene ceza verilir. Madde 18 Bir iş zıyk oldukta müddesi olur. Zayık, dat ile darlık, müttesi, vüsat kökünden ittisa edilmiş, genişletilmiş. Bir işi yaparken meşakkat ve darlık hasıl olursa genişlik aranıp ruhsatlar kullanılır. Mesela malı olmadığı için borcunu ödeyemeyen kimseye mühlet verilir. Bir çocuk başkasının malını telef etse kendi malından ödenir. Kendi malı yoksa olduğu zaman bundan ödenir. Velisine ödetilmez. Kendi mezhebine uymakta meşakkat hasıl olursa o işte meşakkat olmayan bir başka mezhep taklit edilir. Madde 19. Zarar ve mukabele bir zarar yoktur. Birisine zarar vermek caiz olmadığı gibi kendisine zarar verene de zararla mukabelede bulunmak caiz değildir. Dolayısıyla bu maddenin iki unsuru vardır. Herkes hak ve hürriyetlerini dilediği gibi kullanır. Mallarında istediği gibi tasarruf eder. Ancak bütün bunların sınırı başkalarının zarar görmemesidir. Diğer tabirle haklarını başkalarına zarar verecek şekilde kullanamaz. Birisinden zarar gören kimse buna zararla mukabele edemez. Bu durumda yapılacak şey hakime başvurup zararın tazmin ettirilmesini istemektir. Bu madde aynen bir hadisi şeriften alınmıştır bir başkasının malını haksız olarak ondan almak, çalmak, gasp etmek caiz olmadığı gibi malı çalınan kimse hırsızın veya başkalarının malını çalmaya hak kazanamaz. Zararları ahkam-ı İslamiye'ye uygun olarak gidermek hakimin vazifesidir. Ancak bazı hallerde kişi hakkını bizzat alabilir. Mesela eşyalarını arabaya yükleyerek kaçmakta olduğu anlaşılan kiracının mallarını kira alacağı olarak alıkoymak caizdir. Kocası nafaka vermeyen kadın, kocasının malından nafaka kadar gizlice alabilir. Kendisine haksız yere tecavüzde bulunan kimseye aynı şekilde karşılık vererek nefsini müdafaa etmesi de caizdir. Buna meşru müdafaa denir. Ama evini yakan kimsenin evini yakmak, hayvanını telef eden kimsenin hayvanını telef etmek caiz değildir. Madde 20. Zarar izale olunur. İzale zeval kökünden gelir, giderme manasında. Zarar giderilir ancak kendi misliyle değil, usulü dairesinde giderilir. Yani bir kimseye zarar veren kimseye aynı şekilde zarar vererek mukabele edilemez. Mesela malın vaziyete göre kıymeti veya misli ödetilir. Mal misli mal ise, yani bir çuval buğday gibi piyasada misli, benzeri bulunan standart bir mal ise misli verilir. Eğer mal, tersinin diktiği elbise, yazma kitap gibi kıyemi bir mal ise kıymeti ödenir. Adam öldürme ve uzul kesme suçlarında kasıt yoksa veya mağdurun velisi ile anlaşılırsa diyet ödenir. Bir kimse arasına bina yapıp komşusunun yegane penceresini yazı okunamayacak derecede kapatsa fahiş zarar olup giderilir. Malı olduğu halde borcunu ödemeyen kimsenin malı satılıp borcu ödenir. Kalpazanlık edenler bundan men olunur. Kara borsacılık yapanların malı müsaade edilip piyasa fiyatından satılarak kendisine verilir. Hacir, şufa, tazminat, gaben, ayıp ve rü'yet muhayyerliği, bağilerin yani meşru idareye ayaklananların öldürülmeleri, bir beldeye hakim tayini gibi hususlar hep bu maddeye müstenid olup zararı giderme maksadıyla kabul edilmiştir. Hacir, küçük çocuk ve sefihin yani malını israf eden kimsenin hukuki tasarruflarından mahkeme kararıyla men edilmesidir. Şuf'a bir gayrimenkulün satılması durumunda o malın komşusu veya ortağının bu malı satış fiyatına satın alabilme hakkıdır. Ayıp muhayyerliğinde ise bir malı satın alan kimse sonradan o mala bir ayıp görürse malı idare edip parasını alabilir. Rü'yet muhayyerliğinde malı görmeden satın alan kimse sonradan beğenmezse iade edip satışı bozabilir. Gabende fahiş ölçüde aldatılarak malı satın alan kimse bu malı iade edip satışı bozabilir. Gabeni fahiş, piyasadaki fiyatların en yükseğinden altın ve gümüşte yüzde buçuk, menkullerde %5, hayvanda yüzde on, gayrimenkulde ise yüzde nispetinin üzeridir. Bu ve daha çok aldanma söz konusu ise akit feshedilebilir. Madde 21. Zaruretler memnu olan şeyi mübah kılar. Zaruret zorlayıcı sebep, memnu men edilmiş, yasaklanmış, mübah ibahe edilmiş, serbest bırakılmış. Zaruretler yasakları mübah hale getirir. Zaruret insanı bir şeyi yapmaya zorlayan, semavi yani insanın elinde olmayan sebebe denir. Tedavi edilemeyen şiddetli ağrı veya bir uzvun yahut hayatın kaybedilme tehlikesi ve başka bir emrin yapılamaması mecburiyeti hep zarurettir. İşte işlenmesi dinen ve hukuken yasaklanmış bazı şeyler vardır ki bu gibi zaruretlerin varlığı durumunda bu yasak kalkar. Mesela muteber bir ikrah yani tehdit ve zorlama karşısında kalan kimse başkasının malını telef edebilir kendisini kovalayan kimseden kaçan kimse, başkasının camını kırıp içeri girebilir. Açlıktan ölmek durumunda kalan kimse, başkasının malını veya leş yiyebilir. Zaruretlerin yasakları kaldırmaları bakımından üç hal vardır. Birinci halde zaruret yasağı kaldırmaz. Nitekim bir başkasını öldürmek veya uzvunu kesmek zaruret olsa bile caiz olmaz. İkinci halde zaruret, yasak olan fiilin işlenmesine izin verir. Ancak bu fiilin işlenmesini mecbur kılmaz. Mesela zaruret karşısında küfür ve inkar mahiyetinde olan dinden çıkarıcı söz söylemek, zina etmek, başkasının malını telef etmek caizdir. Ama mecburi değildir. Yani yapmayan günaha girmez, suç işlemiş olmaz. Üçüncü haldeki zaruret, yasak fiilin işlenmesini hem caiz hem de mecburi kılar. Ölmek üzere olan kimsenin leş yemesinde olduğu gibi, yemeyip de ölürse günaha girer. Madde 22. Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur. Takdir kadir kökünden değerlendirme, ölçme, miktar ölçü. Zaruret halinde yasak fiillerin işlenmesi ancak zaruret miktarınca caiz olur. Dolayısıyla mesela açlıktan ölmek üzere olan bir kimse başkasının malını ancak ölmeyecek kadar yiyebilir. Susuzluktan ölmek üzere olan kimse de bulduğu bir şaraptan ancak ölmeyecek kadar içebilir. Nasıl olsa içtik, olmuşken doya doya içelim veya yiyelim diyemez. Bu madde önceki 20. maddeyi takyit ve tahsis etmekte, yani bu maddenin sınırlarını göstermektedir. Mesela yan yana bulunan iki ev arasına evin içindekileri görmeye engel olacak bir duvar yaptırılır. Ancak bu sebeple artık komşu evlerin pencereleri kapattırılamaz. İki veya üç kıymetli malın başka başka fiyatları bildirilerek bunlardan müşteri dilediğini almak veya bayi dilediğini vermek üzere satılması halinde hıyarı tayin vardır. O şey üçten de çok ise caiz olmaz. Çünkü zaruret ve ihtiyacın da bir sınırı vardır. Madde 23 Bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur. Caiz cevaz kökünden izin verilmiş, zeval yok olma, batıl butlan kökünden geçersiz. Zaruret hali ortadan kalkınca yasak geri döner ve o fiil caiz olmaktan çıkar. Mesela kiraladığı şeyde bir ayıp ortaya çıkan bir kiracı aktif hesedebilir. Bunda zaruret vardır. Ancak kiralayan bu ayıbı giderirse artık akit feshedilemez. Çünkü özür ortadan kalkmıştır. Şahidin gayipliği veya hastalığı durumunda şahede aleş şahede denilen şahitten duyduğunu beyan ederek yapılan şahitlik caizdir. Ancak şahit ortaya çıkar veya iyileşirse artık bu özür muteber olmaz ve şahede aleş şahede caiz olmaktan çıkar. Çocukluk, mecnunluk, bunaklık hacir sebebidir. Bunda zaruret vardır. Ancak çocuk büyüse, mecnun ve matuh iyileşse hacir kalkar. Tam ehliyetli hale gelirler. Çünkü bunların hacir altında olmalarını gerektiren özür ortadan kalkmıştır. Madde 24. Mani zail oldukta memnu avdet eder. Mani men kökünden engel, zail zeval bulan, yok olan, memnu yine men kökünden yasak, avdet geri dönmek. Engel ortadan kalkınca yasak durumu geri gelir. Bu maddede öncekinin benzeridir. Aldığı malda bir ayıp olduğunu anlayan kimse bunu geri verebilir. Ama daha iade etmeden bunda kendisi bir ayıp meydana getirirse artık iade edemez. Bu ayıbı giderildikten sonra malı iade hakkı geri döner. Çocuğun, sağır dilsizin ve amanın şahitliği kabul edilmez. Çocukluk ve amalık şahitliğe mani'dir. Bu haller yani çocukluk, amalık ve sağır dilsizlik sona erince yani çocuk büyüse, amanın gözleri açılsa, sağır dilsiz işitip konuşmaya başlasa artık şahitlikleri kabul edilir. Madde 25 Bir zarar kendi misliyle izale olunamaz. İzale giderme, misli aynı miktarda benzeri. Bir zarar kendi misliyle benzer bir zarar verilmek suretiyle giderilemez. Bu madde 19. maddeye benzer. Bir çarşıda bakkal dükkanı açmak isteyen kimse diğerleri zarar edecek diye ticaretten men olunamaz. Değirmen, hamam gibi taksimi hak sahiplerine zarar verecek olan müşterek mülkler hakim tarafından ortaklardan bazısının talebi üzerine zorla taksim edilemez. Satılıp parası paylaşılır. Açlıktan veya susuzluktan ölmek raddesinde bulunan kimse, vaziyetteki başka birinin ancak kendisine yetecek taam veya suyunu zorla alarak yiyip içemez. İslamiyet'te zaruret halinde bir insanın veya ölünün organını alıp bir başkasına takmak caizdir. Ancak organa alınan kimsenin bu sebeple hayatı tehlikeye girecekse caiz olmaz. Çünkü bir kimsenin hayatını kurtarmak için diğerinin hayatını tehlikeye atmak caiz değildir. Madde 26. Zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. Zararı ammı yani umumi zararı def etmek yani gidermek için zararı has yani hususi zarar ihtiyar olunur yani tercih edilir. Cahil doktoru hasta bakmaktan men etmek böyledir. Aksi takdirde insanlar zarara uğrar. Sefih ve borçlu kimseyi hacr altına almak, bazı zaruri maddelere nar koymak da buna girer. Bunda sefih, borçlu veya satıcıya zarar vardır ama bu zarar umumun zararına tercih edilmektedir. Gıda maddelerini satanlar piyasadaki değerin iki misline satarak halka zarar verirlerse hakim piyasadaki değerine sattırır. Kıtlık zamanında hükümet ihtikar yapanın yani kara borsacıların yığdığı gıda maddelerini uygun fiyat ile aç kalanlara sattırabilir. Osmanlılar zamanında yangın vukuunda yangının başka evlere sirayetine mani olmak için irade-i seniye ile yanan ev yıkılırdı. Bu evin zararı da ödenmek gerekmez. Umumi yola yıkılmak üzere olan bir duvar, umumun zararından mani olmak için yıktırılır. Manifaturacılar çarşısında aşçı dükkanı açmakta men olunur. Çünkü yemeklerin kokusu ve ateşin isi kumaşlara zarar verir. Osmanlı padişahlarının ileride arkalarında binlerce kişiyle ayaklanarak Müslüman kanının dökülmesine sebep olacağı belli bulunan akrabalarını katletmeleri de bu prensibe dayanır. Düşman Müslümanların üzerine taarruz etmiş ve bir takım Müslüman esirleri de siper yapmışsa artık yapılmadığı takdirde ülkenin düşman eline geçeceği kesin ise bu siper edilen günahsız Müslüman esirlere atış yapılır. Bunda maslahat vardır. Halbuki suçsuz bir Müslümanın katli caiz değildi. Ancak eğer bu Müslüman esirler ölmesin diye atış yapılmadığı takdirde bu sefer düşman ülkeyi işgal edecek, ülke halkıyla beraber neticede bu esirleri de öldürecektir. Ama mesela düşman bir kalede bulunup bu kalede bir Müslüman esiri siper yapsa bu kalenin alınması zaruri olmadığı için o esiri öldürmek kabul edilemez. Bu ve bunu takip eden birkaç madde İslam hukukunun kaynaklarından olan maslahat prensibini ifade etmektedir. Maslahatın Osmanlılarda karşılığı nizam-ı alem olup bugün amme menfaati sözü kullanılmaktadır. Bazı hallerde hususi zarar, umumi zarara tercih olunur. Mesela bir nehrin üst yanındaki tarla sahibi gerektiğinde nehre set yaparak tarlasını sulasa, nehrin aşağısındaki tarla sahipleri bunu men edip dolapla sulamasını isteyemez. Çünkü dolapla sulamak set ile sulamaktan daha masraflıdır. Madde 27. Zararı eşet, zararı ehaf ile izale olunur. Eşet daha şiddetli, ehaf daha hafif, izale gidermek. Bir zarar derece olarak daha hafif bir zararla giderilir. Bu da önceki madde gibidir. Gasp edilmiş ağaçla yapılan ev yıktırılmaz. Çünkü burada daha büyük bir zarar vardır. Ağaçlar kıymetli ise ev ağaç sahibine verilir, bedelini öder. Ev kıymetli ise ağaç sahiplerine bedelini öder. Bir başkasının incisini yutan hayvan kesilmez. İnci kıymetli ise hayvan inci sahibine verilip bedelini öder. Hayvan kıymetli ise hayvan sahibi incinin bedelini öder. Bir borçluyu borcunu ödemeye icbar etmek, nafaka mükellefini nafaka vermesi gerekenleri infaka zorlamak, alacaklı borçlunun borcunun benzeri malını bulduğunda rızasını aramaksızın alacağına karşılık alması hep bu esasa dayanır. Madde 28. İki fesat taarruz ettikte ehaffi irtiga bile azamının çaresine bakılır. Fesat kötülük, taarruz karşı karşıya gelmek, ehaf daha hafif, irtikap kötü bir fiili işlemek, azam azim kökünden gelir daha büyük manasında. İki kötülük karşı karşıya geldiğinde hafif olanı işlenerek büyük olanın giderilmesine çalışılır. Bu da önceki iki maddeye benzemektedir ölmüş kadının karnındaki ceninin yaşadığı ümit ediliyorsa, kadının karnı yarılarak çocuk çıkartılır. Açık denizde fırtınaya yakalanan gemi batmasın diye fazla yük denize atılır. İki fesatta birbirine eşitse, mesela deniz ortasında yanan gemiden denize atlarsa boğulacağını, atlamazsa yanacağını anlayan kimse serbesttir. İstediği gibi hareket eder. Madde 29 Ehveni şerreyn ihtiyar olunur ehven daha az kötü, şer kötülük, şerrein iki kötülük, ihtiyar seçmek. İki kötülükle karşı karşıya kalındığında daha hafif ehven olanı seçilir. Bu da önceki maddenin benzeridir. İki zalim kişi hükümdar olmak üzere namzet olsa, başkası da bulunmasa ikisinden daha az zalim olanı seçilir. Çünkü devletin başsız kalması mümkün değildir. Madde 30. Def-i mefasit, celbi menfiden evladır. Def, gidermek, uzaklaştırmak. Mefasit, mefsedetler, fesatlar, kötülükler. Celb, elde etmek. Menafi, menfaatler, evla, daha iyi, ye. Kötülüklerin giderilmesi, menfaatlerin elde edilmesinden daha önde gelir. Bu maddede de yukarıdaki maddelerle alakalıdır. Oruçlular abdest alırken ağız ve burnu yıkama sırasında mazmaza ve istinşak denilen sünnetleri orucun bozulması tehlikesi karşısında terk ederler. Mesela dumanı ateşi isiyle etraftaki evlere büyük bir zarar veren demirci dükkanı kapatılır. Ancak bazen menfaat kötülükten daha büyük olabilir. O zaman aksine hareket edilir. Nitekim dargın olan kimseleri barıştırmak için ve harpte düşmana karşı yalan söylenebilir. Bir kimse malını gasıptan ve bir kimseyi de zalimin kötülüğünden korumak maksadıyla yalan söyleyebilir. İş bitiren bir yalan, fitne çıkaran doğrudan yeğdir, sözü meşhurdur. Madde 31 Zarar bir kaderil imkan def olunur. Kader, miktar, ölçü, kudret, bir kaderil imkan, imkan ölçüsünde def gidermek. Zarar imkan dahilinde giderilir. Bu sebeple gasp edilen mal tüketilmişse artık misli veya kıymetiyle ödetilir. Aynını ödemek imkansızdır. Kiracı kiraladığı evi harap ediyorsa, kiracıyı bundan engellemek çok zor olduğundan hakim kararıyla bu kira akdi fesh edilir. Madde 32 Hacet umumi olsun, hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur. Hacet, ihtiyaç, menzile, aşağı derece inilen yer, tenzil, nuzul kökünden indirmek. İhtiyaç umumi veya hususi olsun zaruret derecesine indirilir. Vefaen yani geri alım şartıyla satışa izin verilmesi böyledir. Buhar halka arasında borç muamelelerinin artmasıyla görülen ihtiyaç üzerine bu akit kabul edilmişti. Vefaen satışta bir kimse malını her istediğinde parasını ödeyip geri almak şartıyla satar. Hacet, zarurette olduğu gibi ölüm veya uzuv kaybı tehlikesinin bahis konusu olmadığı ancak insanın sıkıntıya, meşakkate sevk eden vaziyettir. Umumi hacet, ihtiyacın insanların hepsine şamil olmasını, hususi hacet ise ihtiyacın insanlardan bir zümreye ait olmasını ifade eder. Bu kaydeden anlaşılıyor ki, kolaylık sadece zaruret hallerine inhisar etmez. Zaruret olmasa da cemiyetin ihtiyaçları bazı kolaylıklar getirir. Bu halde kıyasa aykırı olarak bazı cevazlara gidilir. Selem, istisna, icare, beybil vefa gibi akitler hep ihtiyaç sebebiyle kabul edilmiştir. Halbuki madumun yani mevcut bulunmayan bir şeyin satımı caiz olmadığından selem ve istisna da caiz olmamak gerekirdi. Menfaat mal olmadığından icare akdi caiz olmamak gerekirdi. Şartlı satış caiz olmadığından vefaen satış da caiz olmamak gerekirdi. İhtiyaç halinde başka bir mezhep taklit edilir. Hatta mezheplerdeki zayıf kavillerle amel olunur. Madde 33. Istırar gayrın hakkını iptal etmez. Istırar zaruret, gayr başkası, iptal batıl kılma. Zaruret başkasının hakkını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla aç kalıp da başkasının malını ölümden kurtulacak kadar yiyen kimsenin sonra bunun kıymetini veya mislini ödemesi lazım olur. Bu artık hakkaniyetin bir gereğidir. Onun aç olması, ölüm tehlikesinde bulunması başka bir kimsenin kendi mülkündeki hakkının yok olmasına sebep olamaz. Bir tehlikeden kaçarken başkasının camını kırması meşrudur. Ancak kırılan camın bedelini ödemesi gerekir. Muayyen müddetle kiralanan bir kayık, zaruret sebebiyle sahile geç yanaşsa, bu gecikmenin bedelini müşterinin ödemesi gerekir. İkrah halinde, yani cebren başkasının malını telef etmeye zorlanan kimse bundan dolayı mesul olmaz, çünkü zaruret vardır. Ancak ikrah eden kimse malını tazmin eder. Malı telef edenin zaruret altında olması, mal sahibinin hakkını gidermez. Madde 34 Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. Alması yasaklanmış olan şeyin vermesi de yasaklanır. Nitekim rüşvet almak yasak olduğu gibi rüşvet vermekte de caiz değildir. Faiz almak da vermek de caiz değildir. Falcıların, çalgıcıların halktan para almaları caiz olmadığı gibi insanların da bunlara iş yaptırıp para vermesi caiz değildir yenilmesi ve giyilmesi yasak olan şeylerin başkasına söz gelişi çocuklara yedirilip giydirilmesi caiz değildir. Yemesi haram olan leş gibi yiyecek ve şarap gibi içecekleri başkasına verip yedirmek ve içirmek de caiz değildir. Gasp gibi haram yollardan elde ettiğim malı başkasına hediye veya fakirlere sadaka veremez. Sahibine iade etmesi gerekir. Ancak sahibini bulamazsa varislerine, bunlar da yoksa veya sahiplerini bilmiyorsa fakirlere sadaka vermesi gerekir. Zaruret hali bu prensibe istisna getirebilir. Mesela hakkını kurtarmak zorunda kalan kimse için yalnızca rüşvet vermeye izin vardır. Almak yine de caiz olmaz. Darül Harp'te o ülkenin vatandaşı olan birisine borç verip ondan faiz almak caiz ise de borç alıp faiz vermek caiz değildir. Nafakası olmayan kimse, karz bulamazsa, nafakasını temin edecek kadar faizle borç alabilir. Madde 35 İşlenmesi memnu olan şeyin, istenmesi dahi memnu olur. Rüşvet vermek, zulmetmek, yalan söylemek yasak olduğu gibi, bir kimseden böyle davranmasını istemek veya emretmekte de caiz değildir. Bu kaidenin istisnası vardır. Davacının doğru olan davasını inkar eden davalıya yemin teklifi buna istisnadır. Çünkü davacı bilmektedir ki karşı taraf yemin ederse bu yalan yere yemindir. Ancak ola ki davalı yeminden kaçınır da hakikat ortaya çıkar diye buna cevaz verilmiştir. İslamiyet'te davacı davasını ispat etmekle mükelleftir. İspat edemezse karşı tarafa yemin etmesini teklif edebilir. Karşı taraf yemin ederse dava düşer. Etmezse, yeminden kaçınırsa davacının doğru söylediği anlaşılır.